Hep istiyorlar. İste, iste, iste. Onu yap, bunu yap, şunu yap. Ya babacığım ya bir günde sen uzat elini ya. Sen uzat elini. Yok. Şimdi bir yandan herkesi kaderiyle baş başa bırakıyorsun. Tabii bu bir süre sonra kötü niyetlere ortam yaratıyor ve orman kanunu başlıyor. Şimdi bir sözleşme örneği geldi hafta içerisinde, geçen hafta sonunda daha doğrusu bana. Sözleşmede şirket falan ama bir şirketi bağlamamak lazım. Birçok kişiden ve farklı sektörlerden duyuyorum ama bana gelen sözleşme çağrı merkezi sektöründen abi. Şimdi deniliyor ki bu sözleşmeyi imzalayacaksınız. Peki imzalamazsan sıkıntı. Çünkü seni bunu imzalamadığın için işten çıkaramazlar. Ne yapacaklar? Muhtemelen 29. maddeden çıkaracaklar. İş lütfen imzalayanını aşmış vaziyette. Posta yoluyla gelen bu sözleşmeleri uzaktan çalışma olabiliyor ya. Kapıyı kapı dolaşıp mobbing yapmaya başlamışlar. İmzalayın, imzalayın, imzalayın. Peki imzalayınca ne oluyor? İmzalamazsan ne geleceği belli. Yani seni bir şekilde şutlayacaklar haksız bir gerekçeden. Sonra sen git 2-3 seneden önce hakkını arayamazsın. O arada da eğer 29'dan gidersen bir de lekelendiğinle kalacaksın. Bir, şirketini değiştiriyorsun. Yani kıdem ve ihbar tazminatlarını hediye ediyorsun. İki, sözleşmeyi imzaladığında ya bu tam bir ahlaksız teklif. Oradaki işveren seni istediği yerde, istediği noktada, istediği lokasyonda çalıştırabilme hakkına sahip oluyor. Bunu imzalıyorsun. Bayram, cumartesi, pazar, tatil, çalışmayı taahhüt ediyorsun. Ama bak hiç mesai ücretinden falan bahsedilmiyor. 45 saat çalışmak üzerine bir sözleşme yapıyorsun. Bunun dışında bir şey yok. Ekstra bir nasıl denir ona? Bir ekstra bir madde yok ve o madde seni koruyan nitelikte değil. Bir ifade daha vardı. Şurada bu hafta tüketici postasında yazmıştım onu. O da enteresan. Mücbir sebepler istisna tutuluyor. Yani mücbir sebebe girdiyse şirketin zaten yandın. Fakat normal şartlar altında da sana ayın 20'sine kadar ödeme hakkı veriyorum diye sözleşmeye imza atıyorsun. Yani kanunen biliyorsun 21. gün aslında sen sözleşmeni tek taraflı feshedebilirsin. Bütün tazminat hakların baki kalmak kaydıyla. Sözleşmeyi imzaladığın anda diyorsun ki 20 güne kadar öde bana. Yani 19 günde ödeyen çıkar mı bilmiyorum. Bu adam 20 gün ne yiyecek ne içecek kimsenin düşündüğü yok. Şimdi bitti mi zannediyorsun abi? Diyor ki bak fazla mesai almadan çalışmayı, maaşını geç almayı, işverenin istediği yerde, istediği koşullarda onu görevlendirmesini kabul etmeyi imza altına alıyorsun. Ve demin de bahsettiğim gibi kıdem ve ihbar tazminatlarında bu şirketten, şirketin sahibi aynı. İkinci şirkete geçtiğin için bu hep aynı masal vardır. Bütün haklarınız saklı kalacak. Hiç kimsenin hakkı falan saklı kalmaz. Geçtiğin anda geçmiş olsun. Feragat ediyorsun çünkü. Ve kapı kapı imzaladın mı, imzaladın mı, imzaladın mı, imzaladın mı diye insanlara baskı yapılmaya başlanmış. Eminim ki bu sadece çağrı merkezi sektöründe değildir. Bana gelen sözleşme çağrı merkezi sektöründen insanlar İmzalamakla imzalamamak arasında kalmış vaziyetteler. Hani imzalamasan en fazla ne yapar? Seni işten atar da bu gerekçeyle işten atamayacağı için iftira atma ihtimali çok yüksek. Biliyorsun yüz kızartıcı maddeden atılırsan işsizlik maaşına başvuramıyorsun, yeni bir işe giremiyorsun, işkura başvuramıyorsun, yeni bir Abi işe giremiyorsun. ben bunu anlamıyorum. Bak O şimdi. ahlaksızlık abi. Ay bir dakika, burada işveren ispatla yükümlü. İşçi değil bak. Bizi Tamam. izleyenlerin birçoğu biliyordur ama bilmeyenlere bir bilgi olsun diye söyleyelim. Yani seni 29. maddeden 29'du değil mi hocam? 29.
Şimdi 29. Daha önceden başka maddelerden feshediliyordu falan filan. Madde 25 mi? İşte bir de evet. Şeyi var, fıkrası var, bir şeyi var. Bu burada yüz kızartıcı evet, suç diyelim. İşveren böyle bir maddeyle seni çıkarttığı zaman işten ispatla yükümlü. İspat etmek zorunda bunu. Yani hırsız mı diyor kardeşim sana? İspat etmek zorunda bunu. Dolandırıcı mı diyor? İspat etmek zorunda. Fuhuş yaptı. İspat etmek zorunda. Şimdi doğru söylüyorsun ama aması evet. Var. Aması ne aması? Abi? Bizim ülkede biliyorsun Ergenekon'dan gelen bir hastalık var. Sen masumiyetini ispatlamaya çalışıyorsun. Bu durumda da şimdi diyorsun ki hayır diyorsun. Sen itiraz ediyorsun bu maddeyle işten atılmana. Mahkemeye veriyorsun. Bu pandemi koşullarında bu ağır yükte mahkeme 2-3 seneden önce bitmiyor tabii. Buna güveniyorlar. Şimdi bu kötü niyetli. Bir de öbür taraftan da bak. Şimdi madalyonun tersine de bakıyorum. Yani bu ahlaksız. Devlet müdahil olsun abi. Devlet müdahil olsun bu duruma. Yani abi, şirketlerde bu maddeyle çıkartılan, işten çıkartılan insanların sürecini hızlandırsın. Bir an önce bu işi bitirsin. Müdahil olacak. Devlet sana eve git diyor. İyi akşamlar diyor. Anlatabiliyor muyum? buna mı kaldı? Şöyle bir durum var. O dava 200 sene sürecek ve sen kendini ispatlayacaksın. O sürede muhtemelen açsın çünkü bu gerekçeyle işten çıkan biri bir daha bir işe başvursa bile o işi alamaz. Öbür taraftan madalyonun da tersine bakalım. Devlet işletmeleri de diyor ki işten çıkaramazsın. Kimse işini kaybetmesin. Bak o ayrı bir kanı. Ama işten çıkaramazsın deyip hiçbir destek vermediğin anda da orada çalışanlar da dahil bütün gemiyi batırıyorsun. Üstten basıyorsun. Yani bu nasıl bir ekonomi yöntemidir, nasıl bir yönetimdir, nasıl bir mantalitedir ben bunu anlayabilmiş değilim abi. Hep istiyorlar iste onu yap bunu yap şunu yap. Ya babacım ya bir günde sen uzat elini ya sen uzat elini. Yok. Sonra denen şu 17 Mayıs'tan sonra çok müreffeh olacağız. Ya nereye müreffehiz? Sen daha 128'in hesabını vermemişsin. Ve bu konuşmanın bir özelliği daha var. Belki orayı da açmakta fayda var. Önemli bir bölümü. Yani neredeyse 3'te 2'ye yakın bir bölümü 48 saat sonra gelen Biden cevabıydı. Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili. Ne söyledi dersen hiçbir şey söylemedi. Yanlış olmuştur falan filan tadında bir şey. İşte biz belgeleri açtık, gelmediler, etmediler falan. Ama sonra ekledi 14 Haziran, yani işte o NATO zirvesi var ya, 14 Haziran'dan sonra ilişkilerimiz yeni bir boyuta girecek. Bu arada F-35'ten de çıkarıldık, onu da kimse konuşmuyor. Esas mevzu o bence.